Eğer arz edilirse en fazla 5 dakika geçmemek ile sınırlandırılmasını teklif ediyoruz. Şunu bize edelim, biz okuyalım. Direk ve temeller bölümünde sizlere gelecek talepler var. Yani oda başkanımız, adaylarımız haricinde konuşmak isteyen olursa onları 5 dakikaya geçmesin derim. Burası bizim muhasebe işlemlerimizin yapıldığı genel sekreterimizin bürosu. Çiftçi belgeleri buradan veriyoruz arkadaşlar. Bu çiftçi belgeleri Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin lobist sistemine uygun olarak verilmektedir. Bu konuda herhangi bir sıkıntı olmaması için çok ciddi çalışıyoruz. Her şey Ankara'dan da takip edilebiliyor. Bu sistem çok önemli bir sistem. Biz kurumsallaşma yönüne gittiğimiz için bu sistemi oturtturduk. Şu anda Türkiye'de bazı ziraat odaları daha bunu oturtturamadı. Ve burada da ciddi bir başarıya ulaştık. 250 bin Türk lira bedelle satın aldığımız yeni satış mağazamız Ocak ayı itibariyle çiftçilerimize hizmet vermeye başlamıştır arkadaşlar. Şu anda satış mağazamızın olduğu yer, bu konuda başkanımız çok büyük gayretler gösterdi. En yakın yeri tercih ettik. Yani 402 bin 202 lira kar bilançosu gözükmektedir. Evet, bu da kesin hesapları okundu. Bunun ibrasını için kabul edenler, kabul etmeyenler kabul edilmiştir arkadaşlar. Can Bey'de yaptık diyor. Kurumsallık resmiyettir arkadaşlar. Burası bir kamu kuruluşu değildir Bozdura Adası. Bakın çiftçi kuruluştu. Kendisi de onu konuşmasında beyan etti ama kurumsallık nedir? Çiftçi ile oda arasında mesafe koymaktır. Şimdi odaya gidiyorsunuz. Odada personel sayın başkanın bilgisi olmadan ne aidat alabiliyor ne belge verebiliyor. Böyle bir şey var mı? Şimdi biz ne yapacağız kısmında bunları anlatacağım ben. Bunları anlatacağım. Odayı kurumsallıktan çıkartacağız. Odamızı çiftçiyle kucaklaştıracağız arkadaşlar. Kurumsallık resmiyettir. Şimdi odamızı bu arabayı aldık. Volkswagen olarak var arabayı. 2014'ten 2003 yılına kadar, 2003'ten 2014'e kadar odayı yöneten meclis tarafından almıştı. Şimdi beyaz bir plak, siyah plakalı bir araba geldi de köye. Mahallemize ya da. Ne yaparız? Hemen kendimizi bir çekip dönmeyiz. İşte önümüzü yükleriz. Yakamız açıksa yakamızı kapatırız. Peki çiftçinin temsilcisi, ziraat odası başkanı ya da çalışanlar geldiğinde ben önümü mü kapatacağım? Benim temsilcilerim, benim seçtiğim insanlar köye geldiğinde ben önümü mü kapatacağım arkadaşlar? Kurumsallık budur arkadaşlar. Kurumsallık diye bir şey yoktur odada. Oda bir çiftçi kuruluşudur. Biz o kurumsallığı kaldıracağız. Çiftçimizi odamıza kucaklaştıracağız. 2015 yılında Ziraat Odası Başkanı'na aday oldum. Siz delege arkadaşımız da bana güvenerek ve yapacağımız projelere bakarak bizi oda başkanlığına getirdiniz. Biz de çalışarak Ziraat Odası'na hizmet yapmaya devam ettik. Biz odayı yaklaşık arkadaşlar 280 bin TL borçlandık. Bunu 200 bin TL'si firmalara olan borçlandık. 50 bin TL'si de aracı olan kredi borcu var değerli, taksitle alındığı için. 30 bin TL'si de bankadan kredi çekilmiş. Çeken de Sinan Yavuz'a orada çalışan ziraat mühendisi arkadaş. Arkadaşlar size soruyorum. Eğer bu odada çalışana kadar düştüyse bu odanın hali bitmiştir demek. Yok. Yani yok. Şimdi yoksa o zaman oraya seçilmeyeceksin arkadaşlar. Biz Kral arkadaşımla beraber hanımları oraya kevil yaptık. Ziraat odasına kevil olduk arkadaşlar. Biz oraya ziraat odasına kevil olduk hanımlarımızla beraber. Biz her şeyde imzamız var arkadaşlar. Yani o zaman bu işleri başkan veya meclis başkanı veya yönetimlik arkadaşlar bu işi kendisi çözecek. Çalışan arkadaşı kredi çektirilmez. Bu odanın ayrımıdır arkadaşlar. Geldi nereye gidiyoruz? Ne çıktı diyoruz?
Biz eski yönetimden odayı resmi olarak teslim bile alamadık. Bizi teslim edemediler. Devir teslim yapamayanlar şu anda kendi kendilerini suçluyorlar. Biz odayı yeni yönetim olarak teslim alamadığımız için vergi çağırdık arkadaşlar Ankara'dan. Yapılan inceleme sonunda dosyalar Türkiye Ziraat Odaları Birliği'ne tarafından Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmiştir. Başkanım özür dilerim. Özür dilerim. Sayın Divan Başkanım. 23.3.2015 tarihi itibariyle Ziraat Odaları Genel Başkanlığı'na yazı yazmışız. Odayı devralmıyorlar. Bilirkişi gözetiminde odayı devralmaları için. Size yazan bir yazı. Genel Başkan yazmış. Bir arkadaşlar, bir de öyle bir yazıdan haberimiz yok. Şimdi şöyle bir şey. Mahkeme süreci devam ettiği için olmamış. Haklı yolda belirtti. Şimdi konunun içindeyim mi onu demiş. Şimdi arkadaşlar, şimdi mahkemenin bu kadar gecikmesinin sebebi, bu mahkemenin bu kadar gecikmesinin sebebi FETÖ olaylarından. FETÖ olaylarından bizim odamızın dosyalarına sıra gelmedi arkadaşlar. FETÖ olaylarından bizim evraklarımıza kimse bakamadı. Şimdi sizlere 4 sene içinde yaptıklarımızı anlatacağım. Odamıza ait Ziraat Odası'nın idari binasını tanınır müdürlük yanına taşıyarak çıktığımızda kolaylık sağladık arkadaşlar. Odamıza ait olan aracımızı resmi plaka yapar, özel kullanımı önüne geçtik. Arkadaşlar, bu odamızı aracına 4 senedir bir sefer bilmemişimdir. Benim Ziraat Mühendisliğim binen, benim odamın personelidir arkadaşlar. Köylere gitmek için. 3, kiralık olan bir odayı boşalttık. Odayı kiradan kurtardık arkadaşlar. Odanın kendi mülkü olan bir evi bizlerle karşıya dönüştürdük gördüğünüz gibi. Odamıza ait olan ve gelir elde edilmeyen binayı faaliyete geçirerek üst katları ölçüp yemeğe alt katında karbon sevk aldı. Ve odaya gelir elde etmeye başladı. Kimse kimseden bakmaz. 18. Eski yönetim ve meclis zamanında odanın avukatı Seyyar Çarlar'dan tahsil edilmeyen 180 bin TL'ye yakın olacak bakmışlar arkadaşlar. 180 bin TL'yi alamıyoruz. Bu sizin paranız arkadaşlar. Bizim paramız. 180 bin TL. Para battı. Alacak olan bir de nereden alacak? Adamın malı yok, mülkü yok. Senin İstanbul'da 1 milyon TL çıkmaz adamı. Niye alamıyorum? Ben alırım. Ben alacağım alırım. Şu anda 180 bin TL odanın alacağı bakmışlar arkadaşlar. Hiç evet, cuma günü gittim. Bak cuma günü tekrar Sedat Çarlı'nın yanına gittim. Arkadaşlarla beraber. Dedim ki ne oldu? Kardeşim dedi. Biz dedi 3. sıradayız, 4. sıradayız, 5. sıradayız. Bize sıra gelmez dedi. Şimdi 41 bin TL'de bizim Mustafa Özdemir'de bir alacağımız, yani odamızın bir alacağı var. Yani bunların toplamı 221 milyar lira. O 300'e de katarsak 521 milyar. 521 milyar lira para arkadaşlar batmıştır. Alması mümkün değildir. Bunu herkes iyi bilsin. 521 bin TL. Hayır, bilmiş dönemi aydı. Hepiniz istedik dönemi aydı. Hatip konuşmasını şey yapamam. Valla siz düşünürsünüz. Siz cevap verin o zaman. Sen otur. Bu değerli arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biz burada anladık. Herkes anlamış. Şimdi benim direkli arkadaşlarım beni çok iyi bilir. Ben burada esnaflık yapıyorum. Ben odanın parasını çarptır etmem. Odaya gelen bir arkadaş her zaman ilacını da alır. Oradan çıkar gider. Ben kredi kartıyla bankaların 5 aylık kredi kartı var. Faizi yok arkadaşlar. Bahçeyi Aysen Akbay.